Dün meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazası ile ilgili soruşturma sürüyor. Yol çalışmasından sorumlu olan 6 kişi daha gözaltına alındı. Kazaya karışan şoför ise yol çalışmasından bilgim yoktu diyerek kendini savundu. Metrobüs kazası ile ilgili soruşturma genişledi. Yol çalışmasında sorumlu olan 6 kişi daha gözaltına alındı. Kaza İstanbul Sefaköy'de gerçekleşmişti. 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetti o kazada. İkisi ağır, 51 kişi de yaralandı. Peki kaza neden oldu? Metrobüs yolunda yenileme çalışması yapılıyordu. Gelen araçlar açılan boşluktan D100 karayoluna yönlendiriliyordu. Kazaya neden olan metrobüsün şoförü hız kesmedi ve diğer araca böyle çarptı. İki hat görevlisi de ezilmekten kıl payı kurtuldu. İETT'den gelen açıklamada ise şoförün denetim aracıyla dubaları geç fark ettiği, kazaya yaptığı ani ters manevranın neden olduğu görülmektedir denildi. Kazayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı. İkisi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bir şoför ve hat görevlisi adliyeye çıkarıldı. Şoför ifadesinde bana yol çalışması olduğunu bildirmediler dedi. Soruşturma kapsamında metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı. Sorguları sürüyor.